Vatan ve Bayrak Sevgisi konulu söyleşi gerçekleştirildi. Çemişkezek İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen söyleşiye çok sayıda lise düzeyinde genç katıldı. Gençlik Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programda Munzur Üniversitesi öğretim görevlisi Furkan Kara Hüseyinoğlu, gençlerle yaptığı söyleşide milli ve manevi değerler üzerinde durarak vatan ve bayrak sevgisinin üç ana temel üzerine bina edildiğini belirterek bunların aile, din ve vatan olduğunu söyledi. Furkan Kara Hüseyinoğlu 15 Temmuz'un bir milletin üzerindeki tozu silkelediği gün olduğunu, milletin bu şahlanışının Türkiye'nin süper güç olma yolundaki güçlü bir adım olduğuna vurgu yaparak vatana ve bayrağa sahip çıkmanın kutsal bir görev olduğunu ifade etti. Yüzyıldır bir kara parçası üzerinde yaşıyoruz. Ama ondan önce de buraya gelmişiz, ismini bize vermişiz. Biz buradayız, biz burada duruyoruz. Çok net bir şekilde hepimiz işte şu bayraktaki kana baktığımız zaman içimizde bir alev, bir kıvılcım hissedebiliriz. Veya bir İstiklal Marşı okunduğu zaman duygusal bir moda girebiliriz. Gözlerimizden yaş gelebilir. Ama arkadaşlar bunun bilincini taşımamız lazım. Bizim son 30 yıldır vatanımız bölünmeye çalışırken biz bir arada tutuyoruz. İnsanlarımızın aklı kullandırılırken biz bir arada durmaya çalışıyoruz. Sürekli bölünsün diye, sürekli parçalansın diye bir mücadele var. Bizler ne yapıyoruz? Parçalanmasın diye, ayakta duralım diye, dik duralım diye, annemizi, babamızı, abimizi, komşumuzu, teyzemizi, nimet teyzemizin oğlu şehit oluyor. Hasan amcanın kızı öğretmenlik yaparken öldürülüyor. Yıllardan gelen terör durumu söz konusu. Çözülememiş, çözülemiyor. Neden? Çünkü silahı tutan başka sizin çocuklarınız değil. İnsanlar bir anda uyandılar, vatanımız dediler, milletimiz dediler, sürüklenen bir hal var. En sonunda arkadaşlar, görmüş olduğunuz noktada, 15 Temmuz denilen, 15 Temmuz'da demokrasiye, millete, vatana yapmış oldukları suikastı dünyaya ne şekilde gösterirlerse göstersinler. Kendi milletine, kendi milletinin parasıyla silah sıkan ne asker olsun, ne polis olsun, ne vatandaş olsun insan olamaz. Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Ayna ise Çemişgezek gençliği için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ve planladıkları çeşitli faaliyetlerin olduğunu söyledi. 15 Temmuz şehitleri ve onların ailelerine, şehit olan kardeşlerimizin anısına onların değerli olduğunu, bu vatan için canını nasıl verdiklerini göstermek adına çok güzel bir seminer olmuştur.